Sakalı Şerif'in kıymeti. Sual: Peygamber Efendimizin sakalı şerifi, hırkası veya başka bir eşyasıyla bereketlenmeye putçuluk diyenler var. Bu konuyu açıklar mısınız? Cevap: Çok kıymetli bir itikat kitabı olan Nurul İslam'da aynen şöyle buyruluyor: Peygamber Efendimizin eşyalarıyla bereketlenmek onun mübarek gözleri önünde yapılmış sabit bir iştir. Resulullah da bu işi beğenip kabul buyurdu. Onun vefatından sonra da bu iş devam etti. Çünkü Allahü Teala onun kendi eşyalarına, dokunduğu şeylere ve mübarek tenine dokunan şeylere birçok meziyetler vermiştir ki bunlarla bereketlenilir ve faydalanılır. Hazreti Ebubekir'in kızı Hazreti Esma, Peygamber Efendimiz hayattayken giydiği bir cübbeyi çıkarıp şifa bulmaları için biz bunu yıkayıp hastalara veriyoruz dedi. Abdülkasım bin Meymun hazretlerinin yanında Peygamber Efendimizin bir çanağı vardı. Bundan su verdiği hastalar şifa bulurlardı. Peygamber Efendimiz abdest aldığı zaman eshab kiram onun abdest suyuna dokunmak ve düşen bir kılını almak için yarışırlar ve bununla bereketlenirlerdi. O da bu hareketlerini kabul buyururdu. Hatta mübarek başını tıraş ettiği zaman bereketlenmek için mübarek saçını eshabı arasında paylaştırmasını Ebu Talha hazretlerine emrederdi. Hz. Ebu Cuhayfa diyor ki, Resulullah öyle sıcağında çıkıp abdest aldı. Oradakiler kalkıp onun ellerini tutup yüzlerine sürdüler. Bir de ben onun mübarek ellerini tutup yüzümün üstüne koydum. O sıcakta mübarek elleri kardan daha soğuktu ve miskten daha güzel kokuyordu. Ellerini tutup yüzlerine sürdüler ifadesi, faziletli ve salih kimselere dokunarak bereketlenmenin meşru olduğunu gösteriyor. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki, Resulullah bir yarası olan kimseyi tedavi ederken, işaret parmağını yere koyar ve kaldırıp, Bismillahi türbetü erdina biriki badina li fa bihi sekümüna bi izni Rabbina derdi. İmamı Nevevi Hazretleri buyuruyor ki, hadis-i şerefin manası şöyledir. İşaret parmağını ağ suyuyla ıslatıp, sonra toprağın yapışması için yere koyar, sonra illetli ve yara olan yere sürer ve bu elini sürerken, Allahü Teala'nın ismi şerifiyle bereketlenmek için bu duayı okurdu. Hadis-i şerif kitaplarında eshab Kiram'ın Peygamber Efendimizin eşya ve eserleriyle teri, gözyaşı ve ağ suyuyla bereketlendiklerine dair misaller çoktur. Alimler buradan hareketle salih kimselerin eşya ve eserleriyle bereketlenmenin caiz olduğunu bildirmişlerdir. Resulullah'ın sakalı şerifinin bazı telleri halifeler, Müslüman hükümdarlar tarafından korunmuş, ve günümüze kadar gelmiştir. Bir kısmı Osmanlı sultanlarının hazinelerindedir. Allahü Teala onlara rahmet eylesin. Bu mübarek tellerden birkaçı Kuzey Irak'ta Süleymaniye'ye bağlı Halepçe kazasının Beyare nahiyesindedir. Benim gözlerim önünde bunlar vesile edilerek kıtlığın bitmesi ve yağmurun yağması için dua edildi ve hemen bol bol yağmur yağdı. Düşmanların hücumu esnasında bunlar vesile edilerek dua edilmiş, ve Müslümanlar düşmanın şerrinden korunmuşlardır. Bu anlattıklarımız buralarda yaşayan Müslümanlarca malumdur. Bunlarda şüphe etmenin yeri yoktur. Bunlarda şüphe edenler Yusuf Suresi'nin 93 ila 96. ayeti kerimelerine baksınlar. Yusuf Aleyhisselam şu gömleğimi götürün de babamın yüzüne koyun. Gözleri görecek duruma gelir ve bütün ailenizi bana getirin dedi. Kafile ayrılınca babaları eğer bana bunamış demezseniz inanın ben Yusuf'un kokusunu alıyorum dedi. Çevresindekiler Allah'a yemin ederiz ki sen hala eski şaşkınlığındasın dediler. Müjdeci gelip gömleği Yakup'un yüzüne sürünce hemen gözleri açıldı. Bunun üzerine Yakup ben size Allah katında sizin bilmediğinizi biliyorum dememiş miydim dedi. Nurul İslam'dan aldığımız bu yazıdan da anlaşılacağı gibi mübarek eşyalarla bereketlenmek çok güzel bir iştir putçulukla hiçbir ilgisi yoktur. Bir misal daha verelim. Resul aleyhisselam çarşıya çıkıp bir entari satın aldı. Giderken gördü ki bir ama oturmuş. Allah rızası için ve cennet elbiselerine kavuşmak için bana kim bir gömlek verir diyordu. Almış olduğu entariyi buna verdi. Ama entariyi eline alınca mis gibi güzel koku duydu. Bunun Resul aleyhisselamın mübarek elinden geldiğini anladı. Çünkü Resul Aleyhisselam'ın bir kere giydiği her şey eskiyip dağılsa bile parçaları da mis gibi güzel kokardı. Ama dua ederek, Ya Rabbi bu gömlek hürmetine benim gözlerimi aç dedi. İki gözü hemen açıldı. Mübarek eşya ile bereketlenmek Farisi Usulül Erba'da diyor ki, İbni Ömer hac için Medine'den Mekke'ye giderken Resulullah'ın oturduğu yerlerde durur, namaz kılar, dua ederdi bu mübarek yerlerle bereketlenirdi. Resulullah'ın minberine ellerini koyar, sonra yüzüne sürerdi. İmamı Ahmet hücre-i saadeti ve minberini öperek bereketlenirdi. İmamı Ahmet İmamı Şafii'nin gömleğini ıslatıp bu suyu içerek bereketlendi. Ebu Eyyub Ensari Resulullah'ın mübarek kabrine yüzünü sürerken mani olmak isteyen birine beni bırak taşa toprağa değil Resulullah'ın huzuruna geldim buyurdu. Eshab-ı kiram, Resulullah'ın eserleriyle teberrük ederdi. Abdest alırken, kullandığı suyla, mübarek teriyle bereketlenirlerdi. Gömleği, asası, kılıcı, yüzüğüyle ve kullanmış olduğu her şeyle bereketlenirlerdi. Hazreti Ümmü Seleme'nin yanında mübarek sakalından bir kıl vardı. Hasta gelince kılı suda bırakır, sonra çıkarıp bu suyu ona içirirdi. İmamı Buhari'nin kabrinden mis kokusu duyulurdu bereket için toprağından alıp götürürlerdi. Hiçbir alim buna mani olmazdı. Cennetin eşiğini öpmeye yemin eden kişiye Peygamber Efendimiz ana babanın kabirlerini öp, yeminin yerine gelir buyurdu. Allahü Teala'dan başkasını tazim etmenin caiz olduğu ayet ve hadis de i salihinin sözleri ve işleriyle sabittir. Haç suresinin 32. ayetinde kim Allahü Teala'nın şeairini tazim ederse bu kalplerin takvasındandır buyuruldu. Bunun için Allahü Teala'nın şeairini tazim etmek vacip oldu. Şeair nişanlar, alametler demektir. Bekara suresinin Safa ve Merve Allahü Teala'nın şeairindendir mealindeki 158. ayeti gösteriyor ki Safa ve Merve'den başka da şeair vardır. Şah Veliullahi Dehlevi diyor ki Allah'ın şeairinin en büyükleri Kur'an-ı Kerim, Kâbe-i Muazzama, peygamber ve namazdır şeairi sevmek ne demektir? El Tafül Kuds kitabında ise diyor ki, Allahü Teala'nın şeairini sevmek demek Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamberi ve Kabe'yi ve Allahü Teala'yı hatırlatan her şeyi evliyayı sevmektir. Mekke'yi mükerremedeki Safa ve Merve arasında Hazreti İsmail'in annesi Hazreti Hacer gidip geldiği için bu iki tepe Allah'ın şeairi olup o mübarek anneyi hatırlamaya sebep olduğu gibi bütün mahlukların en üstünü olan Muhammed Aleyhisselam'ın doğup büyüdüğü, ibadet ettiği, vefat ettiği mübarek türbesi ve eshabının yerleri de şairdendir. Peygamber Efendimiz, Ya Ali, eğer halk İsa'ya dediklerini demeyecek olsaydı, seni çok överdim. O zaman herkes, bereketlenmek için ayağının tozunu alır, abdest suyunu şifa için hastalarına verirdi buyurunca, Hazreti Ali şükür sevdesi yaptı. İmam-ı Rabbani Hazretleri, Oğlum Muhammed Masum'un doğduğu yıl, hocamın kapısının eşiğini öpmek şerefine nail oldum. Marifetlere kavuştum buyurdu. Bekara suresinin meleklere, Adem'e karşı secde edin dediğimiz zaman secde ettiler. Yalnız iblis secde etmedi mealindeki 34. ayet-i kerimesi, Hz. Adem'e tazim olunmasını emrediyor. Şeytan, Allah'tan başkasına tazim edilmez diyerek bu emri dinlemedi. Hazreti Yusuf'un ana babası ve kardeşleri de kendisine secde ederek saygı gösterdiler. Allah'tan başkasına saygı, tazim, putçuluk olsaydı, Allahü Teala sevdiği kullarını anlatırken bununla övmezdi. Eshab-ı kiramdan hicri bin yılına kadar evliya çoktu. Herkes bunları ziyaret ederek bereketlenir, dualarını alırdı. Cansız eşya ile bereketlenmeye lüzum kalmazdı. Hiçbir alim buna mani olmadı.